Her şeye rağmen umudu var mıymış sorar mısınız? Yoksa kendi kendine umut mu yaratmaya çalışıyormuş? Umut derken yani yaşadığın ülkeyle ilgili bir şikayet ettiğin konularla ilgili ne Yani umutsuz o umutsuzluk e, benim için e, herhangi bir konu başlığı değil yani öyle bir şey söz konusu olmaz. Ne nerede bir hayat var, nerede bir gençlik var, nerede yeni yeni e, yeni dünyalar, yeni kalpler, yeni vicdanlar, yeni beyinler geliyor ki bizim ülkemizde bu çok kuvvetli. Orada her zaman iyiye, güzele, doğruya mutlaka bir şekilde gidiş olacaktır yani. Mutlaka, mutlaka. Zaten bunu kendi... E, bakmayın siz o televizyonlarda sürekli gördüğümüz siyasi kavgalara, işte polemiklere, politik çekişmelere. Halkın kendi tabanında böyle bir şey yok zaten. Yani sokakta insanlar e, birbirine nefretle bakmıyor. Hiçbir zaman bakmadı yani. Belirli gruplar için söylüyorum. Tabii ki böyle itiş kakışa itilen... Anladın mı? Böyle siyasi görüşe itilen insanlar her zaman vardır ama toplumun genelinde bu yok. Herkes hoşgörülüdür. Türkiye hoşgörülü bir memleket. İnsanlar birbirini seviyor burada. E, saygı da öğrenirsek hiçbir sıkıntı kalmayacak. E, Şahan Bey'in e, hayata dair bakış açısını ve görüşünün bir anda değiştiğini, rüzgarla beraber değiştiğini düşünüyorum demiş biri. Özellikle çok uzun bir soru bu da ben sana bunu soracağım. Gerçekten rüzgarla birlikte mi değiştin? Yani Türkiye'de bir e, siyasi şeyin e, İklimin o, değiştiğini, değiştiğini mi fark ettin de döndün? Yok. Daha önceden başka türlü mü düşünüyordun görüş? görüş. Ben hiçbir zaman bir siyasi iklimin e, rüzgarına girmedim zaten. Hani hiçbir zaman bir siyasi iklimin rüzgarına da gitmeye ihtiyacım olmadı zaten. Yani devlet ihalesi almadığım için, herhangi bir anı hani belediyede gösteri yapmadığım için veya herhangi bir kurumla bir bağlantım olmadığı için benim bir siyasi iklime girmemin bir manası yok. İnsanlar böyle düşünürlerse daha net algılayabilirler. Beni kimse fonlayamaz da. Allah'a şükür fonlanacak biri varsa ben fonlayayım <laughs> ama ama beni fonlayamazlar yani onu da geçtik. E şimdi ben insan olarak duruyorum. Şimdi mesela e, zannediyorum bu şeyden kaynaklanıyor işte o e, kahvaltıya katıldı e, işte efendim bir belgesele katıldı filan öyle şeyler hmm. çıkıyor ya işte ustanın yolu belgeselinde konuştu. Hmm. Şimdi ben o dönem bir e, yapımcı tarafından bizim menajerlerimiz arandı. Ee, ve dendi ki böyle bir belgesel çekilecek. Bu belgeselde işte e, Cumhurbaşkanı Başbakan da o zaman. Başbakanla bir anısı olan hmm. ünlüleri alıyoruz. Benim bir anım yok dedim ben. Sen de dedin ya bir anı sen de YouTube için ha, yapıyormuşsun. Unutulmaz. Sana da dedim ya yok diye bir anım. Yok hakikaten. Senin diyor. gerçekten anın yok. Benim değil. anım olmuyor abi. Çok fazla benim kafamda böyle ah be falan dediğim bir anım yok. Benim bir anım yok dedim. Ama işte Acun Bey geliyor, Fatih Bey bir şey, Terim bir şey anlatıyor. Siz de ya valla ben, ben, dedim zaten bir kere görüştüm. Kahvaltıda o da beni görünce ne haber tombişim dedi bana. Ve benim de garibime gitti şimdi. İlk Sayın tanış... Cumhurbaşkanı sana öyle dedi? Evet. İlk tanışmamızda ne haber tombişim der misin sen ilk tanıştığın birine? Bana da garip geldi. Ben Cumhurbaşkanıysam derim. Ben ya. de iyiyim siz nasılsınız dedim. Yani cevap olarak <laughs> tombiş olarak öyle cevap verdim. Şimdi bu anıyı yani bu, bu var dedim ben. İyi bunu anlatır mısınız? İyi anlatalım dedim. Ben anlattım abi bunu. Aradan 8 ay geçti. Gezi oldu. Hmm. Ve bunun montajını Gezi'den 4 ay sonra yayınladılar abi. Hmm. Anladın mı şimdi? Yani. Sen bir anda yandaş şahın oldun. Ha, Ben bir anda işte Gezi üstüne böyle ustanın yoluna çıkıp böyle bir şey. Halbuki amacı o değildi. Manası da o değildi. Öyle bir şey isteseler de yapmam zaten. Yani birini öv deseler bana illa bu başbakan için değil. Herhangi bir parti liderini dese Övmem niye öveyim yani? Sen över misin abi? Yok ben. Ya övmezsin yani durduk yere. Hayır herhangi bir şeyle de övmezsin yani. Öyle bir öyle insanlar değiliz. Ama bu böyle lan işte, Ya şimdi şöyle övme derken ya yap, iyi bir şey yapmışsın. Ya şey. Durduk yere diyoruz. Sen de mesela yazıyorsun, biz de yazıyoruz. Evet, Tabi de şimdi durduk, durduk yere gidip yani. zaten. Durduk yere niye ben şimdi bugün? başbakan övesim var ya. Çağırın kameraları. falan. Olur mu abi öyle bir şey yani? Oluyor da o yüzden ama. Oluyor ama bizde olmaz var yani, var ya. Bizde olmaz yani. Tabii. Bizim gibi insanlar da olmaz. Eee buradan yola çıkarak buradan sen yola çıkarak işte sen o zaman yandaştın şimdi rüzgar döndü. Ya ben hiçbir yerde durmuyorum. Ne kahvaltısına gittin sen burada ben onu hatırlamıyorum. Abi herkes gitti işte bu bütün o sanatçıları kahvaltısı vardı ya o sanatçıların kahvaltısı. Tamam kahvaltı. şey zamanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı zamanı. Evet. Bak, Bizim çok eski bu. Fotoğrafımız var abi. işte Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, ben Ata Demirer. Hepimiz oradaydık yani. Hepimiz oradaydık arkadaşlar yani Herkes gitti yani. Herkesin gitti bir kahvaltı. Daha önce de ben hiçbir kahvaltıya çağrılmamıştım bu arada. O kahvaltıda bir şey olmadı mı? hani tombişim falan demedim sana. Yok işte orada dedi bana. Ha bu sonrası değil. Değil Onun için. değil. Orada bana ne haber tombişim dedi. Aslında ben, tatlı bir şey ha. Evet ben de bunu anlattım. Öyle dedi diye kahvaltı da edemedim ben. Şimdi ben, ben de linç yerim biliyor musun? Yani, tatlı bir şey dedi diye. Hayır tombişim dedi ya. Kasıldım kahvaltı da edemedim. <laughs> tombişim dedi. Evet, yemeyeyim diye yanımda da atı oturuyor. <laughs> Anladın mı? Diyor ki bana salamı yiyeceksin Al dedim al ye salamı ne istiyorsan al. Al, al salamı ona salam veriyor. Böyle bir ortam böyle bir masa inanılmaz ya kimler var? Şey filan var. Ee, yani aklına gelecek herkes var. Bu arada Cumhurbaşkanı da ton çok yaramış. Bayağı kilo vermiş insan. Evet verdi. Ata da bayağı verdi. Evet. O kahvaltıdan sonra <laughs> mı acaba siz nasıl <laughs> içlendiyseniz bize, yani. Bizim abi içimiz öyle bir oturmuş ki <laughs> psikolojimizi bozmuş. <laughs> Yok vallahi ama ben evet ben e ee, 5. filmin çekiminden sonra bir böyle ciddi bir diyete girdim. İşte ketojenik diyet dedikleri dedi. hmm. onu deneyeyim dedi. Ben de çok işe yaradı. Ee, bir 30 32 kilo falan verdim. Ama vardı. çok sağlıklı oldu. Bu, olmuş, bu çok almış yorulmuş. halim bu arada. Öyle mi? Evet. Bir hmm. 12 kilo geri aldım yani bu pandemide. E ee, sürekli otur evde ekmek yap ye. Öyle. Oh. Yani soruya dönersek ben hiçbir insanın, hiçbir politik şeyin ne e, CHP, ne AKP, ne MHP, ne İYİ Parti, ne Aklına gelecek bütün partiler ise hiçbirinin rüzgarında değilim abi. Olmak da istemem.